Evet. Işıkları çöp poşetiyle mi artık neyle anlamadım, bantlamışlar donmasın diye. Şimdi biraz şehrin dışına çıkacağız. Orada bir tane müze var. O müzeyi ziyaret edeceğiz. Taksi çağırdık. Şimdi taksi bekliyoruz. Evet. Şimdi gerçek Yakutistan soğuğunu hissedeceğiz arkadaşlar. Size demiştim ya burada hani yerin altında don buz diye. Şimdi bir dağın içine giriyoruz. Burada şehirden 6-7 kilometre dışarıda bir dağın içine giriyoruz. Ve dağın içi buz. Alın size buz. Alın size Yakutistan. Bu insanlar en az 3-4 ay bu şekilde yaşamlarını, buzun içinde yaşamlarını sürdürüyor. Ve burası Yakut şehri. Daha kuzeye çıkarsak eğer, daha kuzeydeki noktalarda bu insanlar daha uzun aylar, 6 ay, 7 ay bu gördüğünüz buzların içerisinde yaşamlarını sürdürüyor. Nasıl sürdürdüler? İşte o adamlar gördüğünüz gibi bizim yediğimiz yemekleri yediler. Sakatat yediler, yağ yediler. Bu sayede yağlandılar. Kendilerini soğuktan korudular. Özellikle aa ben buradan nasıl çıkışı bulacağım? Bir kaybolursa kapıyorduk. Bu insanlar aynı zamanda giyimlerinde şey yapıyorlar. Hayvan küplerinden sağlıyorlar. Hem hayvanları avlıyorlar, yiyorlar. Hem de hayvan küplerinden giyim, kuşam ya da halı yapıyorlar. Şu an yine burada bir tane kürk var. Kılıç balığı. Burada kılıç balığı da mı varmış? Yok, kılıç balığı değilmiş, pardon. Ha işte burada eski mol gibi balık avlamış. Arkada da balıklar. Aa içinde balıklar var. Donmuş balıklar var içinde. İnsanoğlu nasıl bir canlı ya? Çölün ortasında da yaşam var. Biliyorsunuz Lut Çölü'ne gittik. İran'da Lut Çölü var. Ölçülmüş en yüksek sıcaklığın olduğu yere de gittik. Şu anda dünyanın en soğuk noktasına da gittik. Burası da ölçülmüş en soğuk nokta. Burası eksi 71'i görmüştü. Lut Çölü kaç görmüştü? Artı 76. Yani ben değişik yollarda olarak dünyanın en sıcak noktasına da gittim. Dünyanın en soğuk noktasını da. Aslında burası tam dünyanın en soğuk noktası sayılmaz. Lut Çölü'ndeki de gittiğimiz yer aslında dünyanın en sıcak noktası sayılmaz. Çünkü Lut Çölü'nde 200 kilometre daha gitmek lazımdı ki o en sıcak noktaya varabilirim. Ama sonuçta biz en sıcak noktaya yakın yere gittik. Ve en soğuk noktaya yakın yere de geldik. Dünyanın en alçak noktasına da gittik. Dünyanın en yüksek noktasına da gittik. Yani Everest'in tepesine çıkmasak da base kampa çıkarak dünyanın en sıcak noktasına da, en yüksek noktasına da gitmiş olduk. Yani en soğuk, en sıcak, en yüksek, en alçak noktalara vardık. Daha saysam, araştırsam ne enler yapmışızdır da değişik yollarda olarak hatırlamıyorum hepsini. Aa, burada da inançları, yani dua ederken, dilek dilerken yaptıkları noktayı da yapmışlar. Hızlı gezmem lazım buz gibi. Hani lafın gelişi buz gibi değil. Hakikaten buz gibi olur ya, işte gerçekten hakikaten buz gibi. Yine eski insanları burada figürlemişler. Burada şu an özel bir soğutma sistemi yok. Yine burada eski insanların kullandığı aletler. Ekran yapıldı ya sanırım, çünkü beyaz ışık var ortamda. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü ben bunun düzeltme yöntemini bilmiyorum. Daha önce de çok kez denedim. Emin değilim ama gerçek mamut parçalarını buraya koymuş olabilirler. Yani gerçekten fosil bunlar. Evet, giriş burası ama mekan dağın içindeydi. Şimdi gidiyoruz. Alex'i sağ olsun yardımcı oldu. Biraz çekingen abiydi. Çok şey yapmaya çalıştı bizim için. Hani kendi kültürünü tanıtmak için gönül vermiş bir insan. Ve sahaları ve onların kültürünü yaşatmaya çalışıyordu. Elinden geldiğince bize yardımcı oldu sağ olsun. Şimdi artık son anlarımız buradaki. Gidiyoruz. Ben burayı çok sevmişim gerçekten ya. Ama hani en uygun geliş ve en uygun dönüş tarihlerini aldığım için hani hayatımda ilk defa bir yere giderken galiba neredeyse dönüş tarihine bir bilet aldım ve hayatımda ilk defa galiba sadece bir şehre gidip gelmek için bilet aldım. Normalde ben bir şehre giderim, ondan sonra bir sonraki şehre giderim, bir sonraki şehre giderim. Ama buraya Irkutsk'tan geldim ve Irkutsk'tan geri dönüyorum. Ha yine bizim ilk gün gördüğümüz Sibirya kurdu. Evet, ilk gün geldiğimiz şehre son günde şimdi tekrardan geri dönüyoruz.
Yine sağ olsun bizi misafir eden günlerdi. Bize burada evini açan Katya şimdi beni götürecek havalimanına. Araba istop etmiş. Şimdi bu arabaların çalışma mevzusunu size anlatayım. Şimdi Katya'dan tam detaylı şekilde öğrendim. Bu arabadaki sistemi sen anlatır mısın? Türkçe mi? Evet, dene. Biz arabamız kışın her zaman çalışıyor. Çünkü çok soğuk. O yüzden sadece 10 derece düşüyor ve çalışmıyor. O yüzden bu otomatik bir şey var. Otomatik nasıl sistem var? Diyelim. Otomatik sistem 10 derece düşünce otomatik çalışıyor. Araba çalışıyor. Evet. 20 dakika. 20 dakika ondan sonra duruyor, ondan sonra çalışıyor o gibi. Bir daha eksi 10 derece olunca kendisi evet. Bir daha çalışıyor. Evet. Yani kapılar kilitli, arabada anahtar takılı değil. Ama araba kendisi eksi 10 dereceye geliyor, 20 dakika çalışıyor, sonra duruyor, bir daha gece eksi 10 derece olunca bir daha çalışıyor. Bugün bir Türk buraya geldi. Bugün bununla bir Türk geldi. Sahaca öğreniyorum. Sahalıyı öğrenemem. Bugün at eti yedim. Bugün at etini yedim. Süt içtim. Süt içtim. Beni yola bırak. Migin solka bırak. Şimdi mi? Yok, birazdan havalimanında. Kaş. Kaş, evet. Kaş diyoruz biz. Eli. El. Dil. Tıl. 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 Evet, şimdi havalimanına geldim arkadaşlar. Havalimanında bir koku alıyorum. Diyorum ki ne oluyor falan diye, tamam mı? Şu an arkamdaki odayı gördünüz değil mi? Sigara odası. Karşımda da var aynısı ama üstü açık. Sadece insanlar sizi sigara içerken görmüyor, o kadar. Geri başka bir koruyucu önlemi yok. Havalimanı da bu kadar. Tamamı bu. Ve muhtemelen benim uçağımdan başka bir uçak yoksa da bu bütün yolcularla birlikte İrkutsk'a gideceğiz. Evet, ben tekrar İrkutsk'ta, yani buraya Cumhuriyeti değil burası. Burası İrkutsk, Baykal Gölü'nün hemen kenarı. Yakutistan yolculuğumuza ilk buradan, bu evden başlamıştık. Yine burada Couchsurfing'den tanıştığım birilerinin evinde kalıyorum. Bir ailenin yanındayım. Geldim, hemen kendime bir menemen yaptım. Duş aldım, yattım, uyudum, çamaşırlarımı yıkadım falan derken kendime geldim. Yakutistan yolculuğu bitti. Sibirya buz gibi, gerçekten buz gibi, -20 -25'leri görüyor şu an. İrkutsk'tayım ve Elena'da kalıyorum. Elena sağ olsun. Vallahi buradaki kuşların, kedilerin, köpeklerin anası, burada benim de ablam oldu sağ olsun, beni misafir ediyor. Onun evinde hem Yakutistan'a gitmeden önce 2-3 gün onun evinde kaldım. Hem yıkandım, çamaşırlarımı yıkadım. Hem de Yakutistan dönüşü çok, biraz yoruldum, hasta oldum. 4 gün 5 gündür onun evindeyim ama bugün son günüm. O şimdi işe gidecek. Ben de size Sibirya'da bir yaşamın, bir günümün nasıl geçtiğini göstermek istiyorum. Burada birkaç yeri göstereceğim. Birkaç yere gideceğiz. Ondan sonra akşam ablamıza veda edeceğiz ve buradan ayrılacağız. Kısmet olursa Hakasya'ya gitmek istiyorum. Ve Hakasya'daki Türk yaşamlarını, kaybolmaya yüz tutmuş Türk ırkının günlük rutinlerini deneyimlemeye çalışacağız. Ama oralara gitmek kolay değil. Nedenlerini açıklamam da kolay değil. Hayırlısı inşallah... Gidebiliriz. Engel olmazlar. Engel olunmaz ve oradaki insanların yaşamlarını görebiliriz. Baksana, kediler, kuşlar ablayı takip ediyor. O da şimdi yeni araba almış abla ve vitesli araba kullanmayı çok iyi bilmiyor. Ben de onu akşamları burada vitesli araba kullanmaya tarif ediyorum. Şimdi değiştir, şimdi dur. Başlıyoruz. Yes. Stop. And gas. Left side again. Next. Now, yes. Now, okay. And three. Or not? No, because we now stop here again. Şu an saat 2 ama hava sıcaklığı 0. -3, -5'ti ama bugün biraz daha iyi.
Bu arabayı görüyorsunuz şu an 584 kilometrede, daha alalı 20 gün olmuş. This car new one. New, yeah. How much price? 800. 8000? 8000, yeah, $8,000. 8000, maybe $9,000. Abi Rusya'nın küçük büyük demeden her mahallesinde, her semtinde, her ilçesinde adamlar her yere bir anıt bir şey dikmiş. Sayısız ya. Ulan ben bunları oyuncak sandım, bunlar hareket etti. Ana. Ana. Ya oğlum siz nesiniz? Bura ne ya, hayvanat bahçesi mi? Allah'ım sen ne güzel bir şeysin. Ay seni haps mı ettiler oraya, kurban olurum ya. Oğlum siz ne kadar güzelsiniz. Eşek. Allah'ım yarabbim. Oha içerisinde bir sürü hayvan dolu. Bu nasıl bir peşo? Yazık günü hayvanlara ya. Ay bu hayvan da satılır mı ya? O kadar gel. Kapı duvar. Kilitli. Bu buz kıran şeymiş ya. Şimdi araştırdım bir yandan yine. Atıl durumdaymış. Hatta buharlı gemiymiş bu ya. 1985'e kadar da bir yerlerde böyle hurda yine duruyormuş. 1985'ten itibaren bunu buraya getirip müze yapmışlar. Bu şu an Angara Nehri'nin böyle genişlediği bir noktadayız. Burası baya böyle göl gibi olmuş. Zaten devamı Baykal Gölü'ne, dünyanın en derin gölüne gidiyor. İşte burada zamanında bu buz kıranmış. Ya Kaptan Köşkü'nü çok merak ediyordum. İçinim için yine neyse de Kaptan Köşkü'nü görmeyi çok ümit ediyordum. Fotoğraflarını da görmüştüm ama bize nasip olmadı. Tabi buraya kadar şu an 40-45 dakika otobüste geldim. Boşa gitti. Ulan nereye gitsek kapalı, nereye gitsek kapalı bir tane açık bir şey buldum. Ona da ona biniyor. Thank you ya, benim için çalışıyor ya. Thank you. Abi Sibirya'da çalışan bir şey bulmak çok zormuş demek ki kışın. Hem şu uçağı görelim bir. Evet. Tek başımıza romantiklikler. Şu an bu Irkutsk, yanlış bilmiyorsam Sibirya'nın en büyük illerinden mi diyeyim artık? Ne diyeyim? Sibirya'nın en büyük noktası, en büyük şehri Novosibirsk. Ondan sonra yani büyükler arasında geliyor burası. Kaçtı lan? Evet, Angara Nehri'nin dibine kadar indik. En sonuna geldik şu an. Hatta aynen en son şurası. Şu an zamanım kalmadı. Akşam trenim var. Evet, Angara'nın en sonuna geldik. Buradan sonrası 20-30 kilometre sonra Baykal Gölü. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Teşekkür ederim. Sen teşekkür ederim. Bak bu arabanın direksiyonu sağda. Bu arabanın direksiyonu solda ama trafik sağdan akıyor. Burada da çok fazla Japonya'dan ya da yurt dışından, işte bilmiyorum hangi ülkelerden tam olarak, araba geldiği için direksiyonlar bir sağda bir solda. Dur bakalım anlayacak mı? Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. Nereye? Nereye gidiyoruz? In the Irkutsk Street. Irkutsk City now. Yes. I want to Turkish. Turkish. Try. I don't know, but I want to go now Baikal, like Baikal. Tamam. Sordum soruyu anlamış ama İngilizce cevap verdi. Baikal Gölü'ne gidiyoruz. Baikal Gölü'ne gidiyoruz. Yes. Bu arada burada bu kadar çok fazla elektrik olmasının sebebi, burada zaten elektrik üretimi varmış. Burada şu an üzerinde bulunduğumuz köprü mü üretiyor bu elektriği, anlamadım. Su seviyesi orada fazla, burada az. Hava karardı Baykal'a varamadan. Ama size bir şey göstereceğim. Bu geride şu, bu köyde de bundan 2 yıl sapak önce Putin'in doğduğu mu ya da Putin'in küçüklüğünü mü geçirdi ya da Putin'in şu anki böyle yazlık evi gibi bir şey mi ne varmış, tam hangisi olduğunu anlamadım ama burada arada gelip hala bulunuyormuş.
Evet, şu an Baykal Gölü'ne geldik ama maalesef ben biraz bir şeyler görüyorum ama siz hiç göremiyorsunuz. Zaten bildiğiniz göl ama en azından o arada özelliklerini sayayım ben. Baykal Gölü bir yandan da şey aslında dünyanın en eski bilinen en eski tatlı su gölü Baykal Gölü ve şu an itibariyle de dünya su kaynağının %17 ile %20 arası, yani neredeyse dünyadaki tatlı su içilebilir su kaynağının 1/5'ini tek başına karşılıyor. Rusya'nın içinde Sibirya bölgesindeki bir göl ve dünyadaki bütün içilebilir su kaynaklarının 1/5'ini karşılıyor. Erimiş su kaynaklarının 1/5'ini karşılıyor. Aynı zamanda da Baykal Gölü dünyanın en büyük göller arasında ve dünyanın en derin gölü. Yani bir sürü önemli özelliğe, statüye sahip. Ayrıca bir sıksak bir de kıskan ayırdı. Neyse bir sıksak o sıksak. Aa, nasıl kıskan istedi? Yani burada da şimdi balıklara bakıyoruz. Çok az pişirmişler ya. Bu ne böyle? Aa, bütün sokak köpekleri şekil mi olur burada ya? Evet, bir tane aldık şimdi. Tadına bakacağız. Okey. Keşke gündüz olsaydı. Şu an bir tane Baykal Gölü kenarındaki eve misafir oluyoruz. Köydeyiz yani anlayacağınız. Ve abinin atları varmış. Şimdi size atları gösterecek. Aa, bu at büyükmüş. Dostlar. Oğlum ne istiyorsun? Ne? Kurban oldum. Ne var? Ne? Sev beni diyor ya. Abi şu an 95 oktan benzin alıyoruz. Burada benzini kendiniz alıyormuşsunuz. Galiba 60 ruble falan 95 oktan. Oraya gidiyorsunuz, kaç paralık alacaksınız söylüyorsunuz. O da buradan açıyor. Ondan sonra siz de buradan arabanıza dolduruyorsunuz. Abi balı böyle yapmışlar. Şimdi eve geldik bu arada. Balı böyle yapmışlar ama hem soğuk geliyormuş hem çiğ gibi. Yani ya full çiğ olsaydı, ne bileyim yani, böyle yarım pişince biraz kötü durdu. Mesela yakut işinden de full çiğ yedim ya, hiç iğrenmedim ama bu böyle biraz yarı pişmiş. Yarı çiğ olunca biraz değişik geldi. Bir de burada sabah yaptığım menemen var. Ablam menemeni çok sevdi. Baykal'a özel bir balıkmış galiba. Dürüst olacağım. Yarı çiğden daha çiğ ama göründüğü kadar kötü değil. Not bad. Tabii çiğ olduğu için koparması falan zor oluyor bildiğiniz. Yani hafif böyle dumanda mı tutmuşlar ne böyle? Ateşin yanından geçmiş falan gibi yani, böyle pişmiş balık değil. Tuzluk mu? Tuzluk var mı? Tuzluk? Çok tuzlu. No, çok tuzlu değil. Normali. Gel kızım gel. Banyoyu aç diyor. Bunlar da hasta. Banyoyu açıyorlar. Banyodaki de suyu açıyorlar. İlla oradan inecekler. Bu kediyi sokaktan almış. Sokak kedisi yani. Kızma. 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 Don't angry. Bu da Aa, sokak kedisi. Çok insancıl ama ya. Bunun gözlere baksanıza. Gel. Yaşlı ya. 17 yaşında mıymış? 18 yaşında mıymış? Neymiş? 17 yaşından beri babla bakıyormuş. Evet, şimdi gidiyoruz. Trene gitmeden önce bir alışveriş yapayım da size de göstereyim dedim. Şimdi 3 tane tren değiştireceğiz. Hakasya gideceğiz. 3 tane tren abi. 3 tren. 3 tren. Yorucu olacak. Biraz mandalina alayım. Bu arada ben hesaplarken şöyle hesaplıyorum. 100 rubleyi 1 dolar olarak kabul edebiliriz. 100 ruble 1 dolar diyorum. Ona göre alışverişimi yapıyorum. Böyle bazen kampanyalı çikolataları oluyor. Şu an bu 40 sente satılıyor. Birer tane alayım. 3 gün yol gideceğiz zaten. Her türlü yeter. Hadi senden de bir tane alayım. Mısır pataklı. Abi 170 gram fındık neredeyse 4 dolar. Neredeyse 4 dolar. Elbette nadıl alacağız. Yapacak bir şey yok. Bayağıdır yemiyorum nadıl zaten. Azalttım zaten iyice nadılı. Bir tane bu mantarlıdan alalım. 30 sent. Bu acılığa benziyor. Bu etli. Yine bunlar da güzel bir şey. Her yerde böyle hazır paketlenmiş yemekler var. Ama şu 3 günlük.
Onu alacaktım tam 3 günlük. Şurada sushi oluyor genelde. Bakalım sushi var mı? Bir tane var. Alalım bunu da yollayarız. Paketli zaten. Yeter bu kadar. Zaten 3 tane tren değiştireceğim. Tren değiştirdiğim yerlerde tekrardan gerekirse bir şeyler alacağım. Evet, poşet burada da pahalı, paralı. Birkaç bir şey daha aldım ve yaklaşık 8 dolar tuttu. Ve bununla da yolda idare ederim. Yine yemek yiyeceğim tabii ki ama 4-5 nadir aldım. Bir sürü kuru yemiş, abur cubur falan aldım. Su aldım. Çikolata çerez aldım. Evet, abla sağ olsun beni bekliyor. Tren istasyonuna bırakacak şimdi. Abi Sibirya gezim sırasında birkaç kere mecbur İrkutsk'tan geçmem gerekti ve bu tren istasyonunu kullanmam gerekti. Şimdi tekrardan İrkutsk'taki tren istasyonundan gece 23'te bu trene biniyorum ve tren 29 vagonlu arkadaşlar. Hani arada sayılmayanlar varsa bilmiyorum ama 29 tane vagon var ve ben bu 29 vagonlu trenin de en sonundaki 51 numaradayım. Şansa son bileti aldım. Rusya'da trenle ulaşım gayet sık kullanılan bir ulaşım aracı. Ve şu an Tayet miydi, Taşkent miydi, ne öyle bir yere gidiyoruz. Oradan bilmem nereye gideceğiz. Oradan sonra bir daha bilmem nereye gideceğiz de Hakasya'ya varacağız. Arkadaşımız bizi çok güzel ağladı. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yes. Güle güle arkadaşlar. Güle güle. Memnun oldum. Memnun oldum. Ne var ne yok. Güzel. Okay. İyi. Güzel. Çok güzel. Okay. Çok güzel. Çok Thank güzel. You. İyi geceler. İyi geceler. Akşamlar. Bay bay. Bay bay. Güle güle. Güle güle. Bunu kaldırıyorsunuz. Bu düz oluyor. Yani şu an bu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu koltukta eşit hizaya geliyor. Ondan sonra şu çarşafı yorganı seriyorsunuz. Yatıp uyuyorsunuz. Rusya'da hostelden daha rahat. Sallana sallana, sallasana sallana gidiyorsunuz. Çok rahat uyudum yine. 12 saattir yoldayız. 1 saat sonra bu trenden ineceğiz. Hadi size bineceğim 3 treni de tanıtayım. İlk önce bu treni göstereyim. Bu çarşaf. Bu çarşafın altında işte şey var. Yorgan gibi bir şey var. Bu battaniye, battaniyenin altına yani ilk önce üstüme bunu seriyorum, bu çarşafı. Üstüne bu battaniye. Yani kılıf gibi düşünün. Bu da yastığım ve yastık kılıfım. Vallahi çok rahat yattım. Tren böyleydi. Şu an 29 vagonlu bir trenin 29. vagonunun en arkasının bir önündeyim. Gördüğünüz gibi en son koltuk zaten şurası. Thank you. Bu abimiz de kaptan. Kıyafeti falan bak orada. Çok tatlı bir insan. Yani hem tüm aile çok tatlı. Yine bu treni de sürekli temizleyen bir arkadaşlar dakika başı temizliyorlar. En sevdiğim noktası açık treni. Burada da kazan var. Abla kömür yakıyor. Kömürde sıcak su oluyor. Sıcak suyu da biz kullanıyoruz. Trende sıcak su hizmeti bile var. Çarşaf, yorgan, havlu, battaniye, döşek, çay, çorba. Sorry. Ha, bu çay kazanı. Bu da bayağı yanıyormuş. Ben orada yanıp buna sıcak su geliyor sandım. Bunda da bakın şey. Kazan kaynıyor. Hani? Neymiş bizim tren?
353, 348, 347, 354 nolu tren. 29 numaralı vagon. Çay aldım, bir tane de şeker aldım, 35 ruble. Ben çayı neden aldım sırf biliyor musunuz? Geçenki trende bardak çok güzeldi ya, ondandır diye aldım ama bu bardak basit bir bardak çıktı. Evet, şimdi trenle, ilk trenle daha doğrusu yolculuğumuzun sonuna geldik. Nereye geldik derseniz hiçbir fikrim yok. Abi helal olsun, yine dakikası dakikasına bildi. 11.21'de orada olacak yazıyordu. Ve 11.21'de tam burada oldu. 29 vagon abi, 29 vagon ne demek? Dur bakalım, 5 saat bekleyeceğim, inşallah istasyona çıkar, istasyonda beklerim. Evet, Tayet diye bir kasabaya gelmişiz. Burada yaklaşık 5.5 saat bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrardan yine aynı buradan yola çıkacağız. Tayet ismi bana tanıdık geliyor. Eğer ki yanlış hatırlamıyorsam Myanmar'daki Osmanlı'dan kalma şehitliğin adı Tayet'ti. Hatta Tika orayı yaptırmıştı. Hatta biz de oraya hatırlarsanız ziyarete gitmiştik. Böyle köy gibi, kasaba gibi bir yerde burası. Burada çok fazla bir şey yoktu. Direkt tren istasyonun içerisinde bir yer var. Oradan yiyorum ben şu an. Böyle vejeteryan bir salata mı diyeyim, ne diyeyim. Başka yiyecek de bir şey yoktu ki, kafede ne olur ki. Ondan sonra ekmek satılıyordu. Bu ekmek 20 rublemiş. Ben de ekmek deyince hani bir şeye benziyor sanırım. Bildiğim bizdeki ekmeği verdiler 20 ruble. Neyse, çantada bir şeyler var. Trene binince yeriz. Daha trene 3 saat var. Ben ikinci trene bindim. Bu ikinci tren eskisinden daha eski. Ya şu ana kadar bindim en eski tren. Burada ne var acaba? Evet. Şu an yola çıkalı 24 saatten daha fazla oldu. Ve ben birazdan ineceğim. Hatta öteki trene geçeceğim. Buz gibi. Buz tutmuş oralar. Yine nerede indiğimden, ne yaptığımdan haberim yok. Gecenin bir köründe ineceğiz, hava buz gibi. İnşallah şey vardır, burada sığınacak bir yer. Baka baka. Goodbye, goodbye. Evet. Geldik, gidiyoruz. Şu ana kadar gezdiğim en full tren oldu. Abi her dakika her saniye otobüs gibi burada koca koca trenler var. Rusya'da genel ulaşım anladığım kadarıyla hani Moskova, Petersburg civarı değil ama daha sonrası için tren herhalde her dakika her saniye ağzına kadar dolu. 20 tane 30 tane vagon var, full çekiyor. Ve full yani. Bir önceki trenin de bu trenin de son biletini ben aldım. Şimdi bundan sonra bineceğim trenin vardı yine başka biletleri de. Her dakika her saniye telefon orada mı, pasaport burada mı, çanta orada mı, laptop burada mı, o orada mı? Kontrol manyağı almanız lazım ki bir şey kaybetmeyin. Evet, son trenimiz de geldi Abakan. Abakan treni geldi. Vay, duman tutuyor bunda da. Bu da eski galiba, ateş yakıyorlar. Evet, yola çıktık. Resmen haftalardır, aylardır, hatta Moğolistan'ın o kuzeyini Doğu Türklerinde Sibirya'dan sayarsak neredeyse aylardır Sibirya'da geziyorum. Ama Abakan'daki insanlardan henüz görüşmek isteyen olmadı. Yani tanıklarım değil de birileri vasıtasıyla birilerine ulaştım ama yani herkes denk gelip görüşmek istemiyor.
Bunda 19, 20, 21, 22 tane vagon vardı galiba. Ben 20'deydim. En arkadaki vagon muydu bilmiyorum ama. Yine en arkanın en arkasıydım ya. Evet. Yorucu bir yolculuktu. Çok detay göstermedim çünkü zaten size bir kere tren videosu yaptım. Ama 3 tane tren gerçekten üst üste perdingen etti ve hep en arkaya geldik birisinde. Bir önceki trende çok sahne göstermedim çünkü çok kalabalıklı kadınlar madınlar falan iç içeydik. Ve üstte yatıyordum. Üstte yatmak inanılmaz zordu. İnanılmaz zordu. Kımıldayamıyorsunuz, hareket edemiyorsunuz. Şu anki yattığım yer en güzeli benim. Tekli. İstediğin zaman aç otur, istediğin zaman aç yat. Şu an nereye gideceğiz, ne yapacağız hiç bilmiyoruz. Gideceğiz gara, oturacağız, bekleyeceğiz. Gün aya hayrola diyeceğiz. Gün ayarsa ne getirecek bize bilmiyorum. Evet, burada gün de geç ağrıyor. O kadar yolun üstüne bir de 2 saat tren garında bekledim. Gün ağrısın diye gün ağrına başladı. Bu arada köpekle aradılar beni. Köpek çantaları böyle her yerini kokladı bulamadı. Sonra böyle bana baktı, tamam 30 saniye. Ulan bu tip sizin tipinde bir bokluk var ama hiçbir şeyinde de hiçbir şey çıkmadı. Ondan sonra köpek bir anda yıktı ortalığı. Tren istasyonunda nasıl bana bağırıyor, nasıl bana havlıyor anlatamam. Hayatımda ilk defa bir köpek bana böyle şey yaptı. Bağırdı, çağırdı. İnsanlar zor zap dedi. Daha doğrusu 2 tane polis. Lan dedim, aha ben de hapı yuttum. Köpek bende bir şey buldu, bir şey kokusu aldı herhalde. Yani hayatımda da hiç öyle şeylerle ilişkim olmamıştır da hani biri mi bir şey attı, biri bir yerden bir şey bulaştırdı. Tırstım. Ama bir şey yapmadılar demek ki, köpek genel ruh halimi sevmedi. Abi affedersiniz ama başlarım böyle işe ya. Ya adamların küçük büyük neresine gitsem, tamam mı, bak binalar eski olabilir, otobüsler eski olabilir ama abi adamların caddeler pırıl pırıl, sokaklar mis gibi, binalar hep aynı düzlemde, aynı boylamda, simetrik. Gerçekten ya adamlar şehir inşa etmeyi çok iyi biliyor ya. Hakikaten yapmışlar yani. Oğlum harita beni nereye getirdi burası? Nereye böyle? Allah'ım yarabbim ya. Böyle egzantrik bir yere geldik. Hey gidi Neşet baba. Evet, bir gün birinin oğlu da yol düşerse Hotel Dom diye bir yere geldik ama haritada gösterilen yer doğru değil. 2 kilometre öyle gittim. Bu 2 kilometre sağdaymış. Yani ben tren istasyonundan sonra 2 kilometre sola gittim. Meğersem 2 kilometre sağaymış. Toplamda yani şunu bulmak için 2 gittim, 4 geldim, 6 kilometre bu kadar yol yorgunluğu üzerine yol yürüdüm. Moralime inanılmaz bozuke. Niye? İstediğim gibi bir seyahat olmadı. Gerçekten Rusya, Moğolistan seyahati istediğim gibi bir seyahat olmadı. Bunun en büyük sebebi, bu böyle büyük bir seyahati arkadaşlar, binlerce kilometre yol alıyorum. Şehir değiştirmem Türkiye'nin bir başına gitmemden daha uzun. Ve yani bir tane adam da çıkıp gerçekten bir film, o kadar onlarca yüzlerce film ödedim ya. Hani çok bir şey değil ya. Yani bir sponsor olacaklardı bir. Ya sadece şu biletlerime falan olsalardı. Her şeyi ucuza getirmeye çalışmaktan o istasyonda 10 saat bekle, orada 2 gün treni bekle falan. Vizem yetişmedi. Vizem yani ekonomik durum, yani biraz bir sponsor olsaydı şu en azından ulaşım noktasında şey. Yani bu şehre Hakasya'ya geldim şimdi. Burada mesela çok zamanı ayıramayacağım. Niye? Gitmem lazım hemen. Vizem azalıyor. Gelirdim o tren istasyonunda boş boş vakit geçireceğim. Burada daha çok insana ulaşmaya, daha çok kontak kurmaya, daha çok derinlemesine gezmeye, şimdi köylere gitmeye çalışırdım. Şimdi öyle şeyler yapamayacağız. Burada kurduğum kontaklardan da şu an görüşmek isteyen olmadı. Daha doğrusu daha önce burada bir olay yaşanmış ya da daha önce burada birkaç olay yaşanmış. Buraya genelde Türkiye'den gelip de elinde böyle kamerayla gezenler rahatsızlık yaşadığı olmuş. Hani
Ne o, en fazla seni alıyorlarmış, hani sorguluyorlarmış, neysin, kimsin, cazsın, cüzsün diye. Ama bu sırada senin gittiğin insanları da sorguluyorlarmış. O kimdi, niye geldi, ne oldu, ne bitti diye filan. Hatta burada bir iki gazeteciyle birkaç akademisyeni de şey yapmışlar, deport etmişler. Çünkü yani şey demiş, siz turist vizesiyle geldiniz ama başka bir iş yapıyorsunuz. Hani ne bileyim belgesel çekiyorsunuz ya da ne bileyim röportaj yapıyorsunuz tarzı sebeplerle buradan deport edilenler de olmuş. O yüzden şimdi ben bir vlogger olarak ben de ne yaşayacağım emin değilim. Yani ama bir dünyayı gezmişim, 30-40 tane ülke. İlla ki bir şekilde ben kendimi izah ederim. Ama şöyle bir şeyden korkuyor insanlar. Onlara ne olacağını bilmiyor. Çünkü daha önce burada böyle insanlarla muhabbete girdikten sonra burada polisler tarafından sorgulanan insanlar olmuş. Ha tabii. Onlar hangi konulara girdi, hangi konuları konuşuyor bilmiyorum ama ben gayet normal bir tane adamım yani, gezginim. Elimde kamera, Myanmar'a, Kamboçya'ya, Endonezya'ya, Papua'ya gittiğim gibi Rusya'ya geldim. Benim niyetimi tabii ki buradaki insanlar tam bilmiyor. Belki siyasi olduğumdan korkuyorlardı, belki politik olduğumdan korkuyorlardı, belki yani ne olur ne olmaz adamlar korkuyor yani. Daha doğrusu korkanlar var. Ben ama yine bir sürü insan vardı. Hepsine tekrar tekrar mesaj atıyorum. Umarım birisi bir şekilde bir köyüne götürmeyi teklif eder ya da bir hakasla denk gelir de şurada biraz onun Türkçesini dinleme fırsatım olur. En kötü bunu diliyorum. Yani ben de isterdim arkadaşlar, gönül isterdi burada kültürlerini, elbiselerini, kılıklarını, kıyafetlerini tanıtayım ama yani şu an ulaşabildim. Benim kendi imkanlarımla bir elimdeki iki parmak kamerayla 3-5 günlük vizemle 3-5 kuruş paramla bu kadar oluyor. Kusura bakmayın.